tekrar beraberiz. Benden çok istemişsiniz Temmuz ayı uçuş programı ve işte sonunda videoyu çekiyorum. Kahvemi aldım, sizler de çayınızı kahvenizi alın ve o zaman hemen başlıyorum. Temmuz ayı uçuş programı inanılmaz yoğun. İlk önce bunu söyleyebilirim. Eski günlerimize döndük diyebilirim. Sizlerle Haziran ayı uçuş programını paylaşmıştım. Haziran ayı uçuş programının iki katı diyebilirim. İnanılmaz bir program. Bakalım siz izledikten sonra neler düşüneceksiniz? Çok merak ediyorum. Yorumlarınızı da yazın. O zaman hızlıca başladım. Ayın birinde bir gece uçuşu yapmışım. Hurgada git gel yapmışım. Mısır'a gitmişim. Gece 11'de kalkmışım. Sabah 6:20 geçe inmişim. Ve artık ayın ikisi benim için boş gün olmuş. Ve ayın üçünde hızlıca devam ediyorum. İzmir git gel yapıyorum ve pas olarak, yani görevli değilim, aynı yolcu gibi, Tel Aviv, İsrail'e yatıya gittik. Şimdi şöyle, biliyorsunuz ki yaşadığımız bu Covid'den dolayı bazı uygulamalar var. Tel Aviv'de de şöyle kurallar var. Otele gidiyoruz ve otelden dışarıya çıkamıyoruz kesinlikle. Çünkü yasak ve onun dışında da ayrıca bizlerden de PCR testi istiyorlar. Şimdi gerçi bazı kurallar da değişti. İşte 72 saate kadar PCR testi bizden de almıyor ama ben bu uçuşu yaptığımda bizden PCR testi istiyordu. Programıma da PCR testi dökülüyor. Havalimanında PCR testi yaptıracağımız alanlar var ve orada ücretsiz olarak bizler kabin memurları yaptırabiliyoruz. Ayın ilk gününde söylemiştim ya, Hurgada git gel var. Sabah 6:20'de indim. İndikten sonra havalimanında PCR testimi yaptırdım ve ertesi gün işte İzmir git gel yapmadan önce testimin sonucunu aldım ve o şekilde İzmir git gel yaptım. Ardından Tel Aviv'e pas olarak bütün ekip gittik. Tel Aviv'e gittikten sonra saat kaçtı? Akşamüstü 4 gibi falan. Otele girdik. Aslında dinlenmek için çok da fazla vakit var. Çünkü ertesi gün sabah erken ama tek bacak üzerine, yani hiçbir şey yapmadan İstanbul'a dönüyordum. Güzel bir yatı. Tek bir kötü tarafı var. Tel Aviv'i ben çok severim. Çünkü sahili olan, işte herkesin spor yaptığı çok güzel bir yer aslında. Ama bizim otelden çıkamamamız gerçekten kötü oldu. Otel odasındaydık. Çünkü dediğim gibi dışarı çıkarsanız bir maddi cezası da olduğu için kesinlikle yasak. Böyle kurallar olabiliyor. Covid döneminde tabii ki her ülkenin farklı farklı kuralları var ve onları uyguluyoruz. Evet, onun dışında Tel Aviv'den sabah 5'te dönmüşüm. Yani 5 kalkışlı bir uçuş. İstanbul'a 7'yi çeyrek geçe inmişim ve bütün gün benim olmuş. Aslında hiç zor bir uçuş değil. İzmir Bitkel'de kısa olduğu için ardından Tel Aviv'e de görevli gitmiyorum. Bazen böyle de olabiliyor. Dış hatlarda da pas uçabiliyoruz. Ve döndüğümde de gün benim oluyor. Ayın 4'ü boş, ayın 5'i de boş olarak başlamış. Aslında güzel başlamış ve sonra nasıl devam ediyor? Şimdi şöyle, ayın 6'sı ile 7'si normalde benim ev nöbetiydi. 2 gün üst üste. Ama ayın 5'inde bunu değiştirdi ve yatıverdi. Nasıl bir yatıvermiş, nöbetten hangi uçuş çıkmış? Sizlerle paylaşayım hemen. Sabah 10 kalkışlı bir dış hat vermiş. Ardından da arada 2 saatlik bir bekleme var. Konya'ya uçuyorum ve Konya'da kalıyorum. Konya'ya kaçta varıyorum? Akşam 8 gibi falan. Evet, süper. Brüksel git gel yapıyorum. Konya'da yatıyorum. Ertesi gün Konya'da akşama kadar bütün gün boşum çünkü bir gece uçuşu yapıyoruz. Konya'dan Amsterdam'a uçuyoruz. Amsterdam'dan Konya'ya uçuyoruz. Sonrasında bu iki bacak kaçta bitiyor onu söyleyeyim size. Sabah 7'de bitiyor. Ardından arada bir 50 dakika var. Görevli değil, pas bir şekilde bizi İstanbul'a gönderiyor. Ve kaçta bitiyor arkadaşlar? Sabah 9'da bitiyor. Bu gerçekten çok zor bir mesaiydi. Şu bakımdan çok zor. Evet, dinlenme süresi vesaire var. Sonuçta Konya'ya gittiğimizde akşam 8 ve ertesi gün aynı saatlerde hemen hemen çıkıyoruz. O yüzden bütün gün boş gibi düşünebilirsiniz. Zaten ekiple de çok eğlenmiştik ki bunu Instagram'dan da sizlerle paylaşmıştım. Tek zorlayıcı taraf gece uzun bir uçuş yapıyor olmanız. Ardından İstanbul'a işte görevli olmasanız da pas olarak gitseniz de gene de yorucu. Çünkü eve gelmeniz vesaire, benim o gün hatırlıyorum onu bulmuştu. Ve işte eve geldiğimde duş alıp yattım, kalktım. Birkaç saatim o şekilde geçmişti. O yüzden zorlayıcı olabiliyor gece uçuşları. Öncesinde dinlenmek çok önemli. Ama sonrasında ne yapmış? 9'unda bana boş bir gün vermiş ve 9'u da boş olmuşum. Evet, sonra 10-11
Gene burada 10-11'de nöbetti aslında. Gene nöbetten çok güzel bir uçuş daha çıkmış. Onu da paylaşayım. Ayın 10'unda Erzurum git gel yapıyorum. Sabah 8'de kalkıyor. Kaçta bitiyor? Erzurum git gel yaptıktan sonra öğlen 12.30'da bitiyor. İki bacak. Çok güzel değil mi? Sonrasında Trabzon'a pas göndermiş bizi. Pası artık biliyorsunuz. Zaten beni takip edenler bilir. Yolcu gibi uçuyoruz. Trabzon'a uçmuşuz. Arada tabii bekleme var bir iki saat. Trabzon'a kaçta gelmişiz? 4:15 gibi gelmişiz. Evet, bu da çok keyifli geçti. Ekiple gidip yemek yedik. Zamanınız olduğu zaman ve ekibiniz güzelse yatılar şahane. Nerede olduğunuzun hiçbir önemi yok. Eğer keyif alıyorsanız, birlikte de güzel bir sohbet varsa inanılmaz eğlenceli oluyor. Hani bu uçuşun yorgunluğunu ve her şeyi atmış oluyorsunuz gerçekten. Çünkü yaptığımız iş zaten zor ama ekibiniz güzelse inanılmaz eğlenceli. Evet, Trabzon'a pas gittik. Sonra biz ne yaptık? Trabzon'da dinlenme süremiz minimumdu diyebilirim. Çünkü sabah erken saatte Trabzon'dan Stansted'e, yani Londra'ya gidiyoruz. Ama şöyle bir değişik bir şey var. Bunu daha önce size açıkladım mı bilmiyorum. Trabzon Stansted Ferry, yani boş yolcu yok. Sadece kabin ekibi olarak biz oraya gidiyoruz. Stansted'den yolcuyu alıyoruz, İstanbul'a getiriyoruz. Evet, bunu belki daha önce duymamış olabilirsiniz. Feri uçuşlarda bu şekilde olabiliyor. Trabzon'dan uçağımızı aldık, Londra'ya gittik. Boş, eğlendik, çok keyifli vakit geçirdik. Neredeyse bir 4,5 saat kadar sürdü. Ondan sonrasında da İstanbul'a geldik. Aslında zor değil, sadece mesai uzun, o yoruyor. Bir de Londra çok yoğun bir uçuş olduğu için de dönüş... Evet, biraz zorabiliyor. Sonrasında peki, ayın 12'si ve 13'üne boş gün vermiş. O yüzden de bu videoyu çekebiliyorum. Arada kahvemi de içeyim. Evet, ayı yarıladık. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl sizce uçuşlar? Aralarda sadece bir gün, iki gün boşum. Yoğun bir şekilde devam edecek. Bundan sonraki kısmı inanın bana çok çok daha yoğun devam ediyor. Bu ay mesela şöyle söyleyeyim size, ben 100 saat uçuyorum, maksimum zaten 110 saat uçabiliyoruz ki arada göreceksiniz şimdi nöbetler var ve o nöbetlerden uçuş çıkarsa 110 saati bulurum diye düşünüyorum. Yani 2014-2015'teki o yoğun zamanlara döndük diyebilirim çünkü o zamanlar da böyle uçuyordum. Mesela bu ay 22 tane dış hat yapıyorum, 19 tane iç hat uçuş yapıyorum. Bir tane dış hat yatım var, o da Tel Aviv'de söyledi. 5 tane de iç hat yatı yapıyorum. Toplamda 49 bacak. Yani hani İstanbul Ankara söylemiştim ya, bir bacak sayılıyor. Yani 49 bacak uçuyorum bu ay. Evet, hazır mısınız? Devam ediyorum şimdi. Evet, şimdi ayın 14'ü Orly git gel. Yani bir Paris git gelim var. Aslında güzel bir uçuş. Avrupa uçuşlarını dediğim gibi çok seviyorum. Burada tek yorucu olan kısım, Orly'nin bazı kuralları var. Covid'den dolayı gene bir sürü form doldurtturuyoruz yolculara. Ondan dolayı yorucu olabiliyor. Her ülkenin dediğim gibi kuralları var ve uçuş öncesi hepsini ben kontrol ediyorum. Uçağa da her ülkenin istediği o formlar yükleniyor ve biz onları yolculara dolduruyoruz. Bazen biz topluyoruz formları, bazen yolcular kendileri teslim ediyor. Bunların hepsi her ülkeye göre farklılık gösteriyor. Bize zaten gönderilen bir liste var ve ben oradan kontrol ediyorum. İşte diyelim ki Orly'ye uçuyorum değil mi? Açıyorum, bakıyorum. Orly'nin kuralları nelerdir? Neler yapılması gerekiyor? Ekstra anons var mı? Bazen öyle şeyler de olabiliyor. Özellikle Covid döneminde Londra uçuşları için ekstra böyle anonslar vesaire yapılıyordu. Bazen Almanya'da öyle olabiliyor. O yüzden dediğim gibi her uçuş farklı, dinamiği farklı ve Orly'de yorucu bir uçuş olacak benim için. Evet, sonrasında ne vermiş? Mesela ayın 15'inde bir alan nöbeti, ayın 16'sında bir ev nöbeti vermiş. Ama bu zamana kadarki bütün nöbetlerinde gördüğünüz dış hat üstü iç hat yatılarla bir sürü uçuş çıktı. Bundan da uçuş çıkacağını düşünüyorum ben. O yüzden kendimi biraz da hazırlıyorum. Sonrasında zor olmasın diye. 2 gün nöbet. Bakalım o nöbetten neler çıkacak. Instagram'dan takip edin, oradan paylaşayım. Evet, sonrasında ayın 17'sinde bir gece uçuşum var. Bu gece uçuşu Kuveyt. Kaçta başlıyormuş? Gece 10.40'da kalkıyorum. Sabah 7'de bitiyor. İnanılmaz yoğun, zor, uzun bir uçuş. Çünkü gece uçuşu.
Zaten bunu hep söylüyorum. Beni en çok zorlayan gece uçuşu oluyor. Dediğim gibi bu zor bir uçuş. O yüzden öncesinde dinlenmek çok önemli. Güzel bir artısı, uçuştan geldikten sonra ayın 18'i zaten boş oluyorum artık sabah indiğim için. O günüm boş sayılıyor ve ertesi güne de bir gün boş vermiş. O yüzden hem dinlenmek için ve kendime gelmek için zamanım var. Ve sonrasında bayramda full uçuyorum. Evet, işte bir kabin memuru hayatı, öyle bayramda izinliyim falan vesaire, bunlar yok arkadaşlar. Uçuyoruz, full uçuyoruz yani. Evet, ne yapıyorum? Bakın, bağlantılı yatılar var. Bir gece Trabzon'da kalacağım, bir gece Adana'da kalıyorum. Nasıl vermiş mesela? Onları açıklayayım. Sabah 11 kalkışlı İstanbul'dan Lyon yapıyorum. Fransa'ya gidiyorum, gidip geliyorum. Ardından arada 1 saat 15 dakika falan bekleme var. Sonrasında Trabzon'a görevli uçuyorum. 3 bacak. Çok yoğun, çok zorlu. Çünkü akşam 9.30'da bitiyor. Kaçta başlıyorum? 11'de başlıyorum, 9.30'da bitiriyorum. Yoğun bir gün beni bekliyor. Otele geliyorum. Ertesi gün ne oluyor peki? Ertesi gün 1.55'te yani öğlen Trabzon'dan İstanbul'a gidiyorum. Ve sonrasında da oradan bir Şanlıurfa git gel. İç hat vermiş bana, dış hat vermemiş. En azından daha iyi. Çünkü zaten bir gün öncesinde dış hat yaptığım için ve aradaki dinlenme süresi de kısa. Ve sonra kaçta bitiriyorum? Akşam 10.30 gibi bitiriyorum. Sonra devam, hızlıca devam ediyor. Ertesi gün durmak yok. 4.40 kalkışlı Lviv git gel yapıyorum. Ukrayna'ya gidiyorum. Sonrasında arada 1 saatlik gene bir 1 saat 15 dakikalık bir bekleme var ve Adana'ya uçuyorum. Adana'da kaçta oluyorum? Gece 12.20'de Adana'dayım. Gene geç bir saat. Otele girdim. Sabah kahvaltı yapıp gene uçuş. Yani çok az dinlenmeler var burada fark ettiyseniz. Adana'dan kaçta çıkacağım onu da söyleyeyim. Öğlen 2'yi 10 geçe çıkacağım ama tabii ki gece geç gelince işte biraz uykumu alayım diyorsunuz. Sonrasında işte kahvaltı yiyorsunuz vesaire, ekiple kahvaltı yapıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz işte saat 11-12 olmuş. Sonrasında hazırlanıyorsunuz, tekrar uçuşa gidiyorsunuz. Tempo bu şekilde yani onu söyleyeyim. Özellikle yaz aylarında 4-5 gün, hatta maksimum işte zaten 6 gün üst üste uçabiliyorsunuz. 6 gün bile olabiliyor. Zaten burada da bir 5 gün üst üste uçuşum var. Sonrasında ne yapıyorum? Adana'dan Trabzon'a, Trabzon'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Malatya git gel 4 bacak. Evet, süper. Gece 11.30'da evime dönüyorum ayın 23'ünde. 24'ünde hiç durmadan gene bir gece uçuşum var Avrupa. Bu sefer de Hannover'e uçuyorum, Almanya'ya uçuyorum. Gece 12 kalkışlı, sabah 7.30'da bitiyor. Hannover'e git gel yapacağız. Bu şekilde ne diyorsunuz bu haftaya? Sizce ben ne yaparım? Gerçekten zorlayıcı. 5 gün üst üste uçuş oluyorum. Aslında o gece uçuşuyla beraber 6. günüme girmiş oluyorum diyebilirim. Zaten Trabzon'da yatıyorum, Adana'da yatıyorum. Orada 4 gün, bir de gece uçuşu. Sabahında indiğim, onu da sayıyorum. 6 gün uçmuş oluyorum. Evet, bu şekilde. Sonra ne yapıyormuşum? 26-27'sine boş gün vermiş. 2 gün, en azından 2 gün olması güzel. Ve sonrasında hızlıca devam ediyorum. Gazipaşa git gel, Batman git gel vermiş. Genellikle iç hatlar böyle 4 bacak olduğunda sabah çok erken oluyor. Bu da zaten erken. 7'ye 5 kala kalkışlı, kaçta bitiriyorum bunu? Öğlen 3 gibi de bitiriyorum. Aslında güzel bir uçuş, çok da erken değil. Normalde çok çok daha erken oluyor, 5'te vesaire. Bu güzel ama. Ve sonrasında ayın 29'unda bir ev nöbeti var. Gördüğünüz gibi 3 tane de nöbetim var toplamda. Ayın başında da böyle bir 4 tane falan vardı, hepsinde çıkmıştı. Bakalım bunlar nasıl olacak. Ve sonra bitmedi. Ayın 30'u ve 31'i süper ötesi bir uçuş var ki sormayın. Onu da söylüyorum. Ayın 30'unda Kopenhag git gel yapıyorum. Danimarka'ya gidiyorum. Git gel. Ardından 1,5 saatlik bekleme var. Konya'ya gidiyorum görevli olarak. Kaçta bitiyor biliyor musunuz? Akşam 10.30'da bitiyor. Sabah 12.30'da başlayıp akşam 10.30'da bitiriyorum. Ayın 31'inde hiç durmadan bir gece uçuşu. Konya'dan Kopenhag, Kopenhag'dan Konya, sonrasında İstanbul.
ayı bitiriyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz yoğun bir uçuş programı. Size uçuş saatlerini de söyledim. Yaptığım işte dış hatlar, iç hatlar hepsini söyledim. Programda zaten bunların hepsini böyle görebiliyoruz. İki günlere döndük diyebilirim. Yani gerçekten yoğunuz. Bunları heyecanla bekleyen kişilere belki böyle bir umut olur diyorum. Çünkü bunlar güzel gelişmeler. Eğer biz bu şekilde eski günlere dönüp bu şekilde uçuyorsak ve uçuşlar bu şekilde arttıysa demek ki ihtiyaçlar da olacaktır. O yüzden hiçbir zaman moralinizi bozmayın, modunuzu düşürmeyin diyorum. Yani kabin memuru olmak isteyenlere buradan sesleniyorum aslında. Çünkü çok güzel gelişmeler var. Sizlerle bunu paylaşıyorum ki sizlere umut olsun diye. Bu tarz videolar biliyorum hoşunuza gidiyor. Gerekirse Ağustos ayı programını da paylaşırım eğer isterseniz ve keyif alırsanız. Kabin memuru olmak isteyenler umudunuzu kaybetmeyin. Gördüğünüz gibi eski günlere döndük, uçuşlar yoğunlaştı. Ve ilerleyen zamanlarda ben gerçekten umutla bakıyorum ki ihtiyaçlar da olacaktır. İş alımlar da başlayacaktır. İlanlar çıktığında sizlere seve seve duyuracağım. Gelişmeler oldukça da duyuracağım. O yüzden Instagram'dan da takip edin. YouTube'dan da eğer abone değilseniz mutlaka abone olun. Videoları seviyorsanız, keyif alıyorsanız bana destek olmayı unutmayın diyorum. Şimdi videoları izlemeyi, bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorumlarınızı bekliyorum. Hiçbir zaman eksik etmeyin. Lütfen tüm videoların altına yorumlarınızı bırakın. Benim için çok değerli, çok kıymetli. Merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. YouTube'da yorumlara bırakabilirsiniz. Instagram DM'den sorabilirsiniz. Ben bir şekilde videolar aracılığıyla onu cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşça kalın. Ve bana iyi uçuşlar diliyorum. Bye bye.